Merhaba. Özel eğitim öğrencilerimizin ihtiyacı olan konularda bize yardımcı olacak öğretmenlerimizle beraber olmaya devam ediyoruz. Onların bize aktardığı yöntemler sayesinde siz değerli velilerimizin evde çocuklarımıza özellikle bu süreçte daha fazla beceri kazandırması için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Yanımızda yine bir özel öğretim öğretmenimiz var. Feyzullah Bütün, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Evet sevgili hocam, siz de bize özel eğitim öğrencilerimizin öğretim yöntemlerini kendi bakış açınıza göre aktaracaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Tekrar merhabalar diyorum. Öğretim yöntemlerini bugün paylaşacağım sizinle. Bu yöntemler öğretmenlerimizin özel eğitime muhtaç öğrencilere eğitim verirken kullandığı yöntemler. Bunları öğrenmemizin amacı da evde eğitim veren velilerimiz için altyapı oluşturmak ve eğitimde daha aktif hale gelmelerini sağlamak olacaktır. Özellikle bu süreçte buna çok ihtiyaç var hocam. Kesinlikle. Sanırım belli maddeleriniz var. Tek tek bu maddeleri paylaşırsanız Evet. bizimle çok faydalı olacağını düşünüyorum. Velilerimizin kullanabileceği, rahatlıkla kullanabileceği 7 ana başlık altında topladık biz bunları. İleri zincirleme, geri zincirleme, yanlışsız öğretim yöntemleri, doğrudan öğretim yöntemi, fırsat öğretimi, etkinlik temelli öğretim yöntemi ve akran öğretimi olarak 7 ana başlık altında topladık. İlkinden başlayalım. Tabii ki de. İleri zincirleme ve geri zincirleme yöntemleriyle başlayalım. Öncelikle bu yöntemler evde de kullanabileceğiniz günlük yaşam becerilerinde çok sık kullanılan yöntemlerdir. Bağcık bağlama, El yıkama el belki. yıkama, işte kravat bağlama, sandviç hazırlama, dişlerini fırçalama gibi becerilerin çoğunu bu yöntemlerle çocuklarımıza öğretebiliriz. Zincirlemeden neyi kastediyorsunuz hocam? Zincirlemeden kastımız şu, biz becerileri öğretirken belli basamaklara ayırırız. Yani beceriyi en küçük yapı taşına bölerek oradan başlarız öğretime. Buna da biz zincirleme diyoruz. Onların arka arkaya mı gelmesi Kesinlikle gerekiyor? sonra basamak basamak eğitime geçeriz. İleri zincir yöntemine başlamadan önce çocuğa öğreteceğiniz beceri iyi bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Biz buna beceri analizi diyoruz. Beceri analizi demek az evvel de anlattığım gibi becerileri küçük küçük parçalara bölmek demek. Bu bazen müfredattan da alınabilir. Bazen velilerimiz ya da öğretmenlerimiz ya da uygulayıcı her kimse bunu kendi başına da yaparak çocukta eğitime geçebilir. Hemen bir soru. Bu beceri analizini insanlar çocuklarını öğretmeden önce kendileri için yapıyorlar, değil mi hocam? Kesinlikle, kesinlikle. Hemen ben bir örnekle açıklamak istiyorum bunu. Örneğin el yıkama becerisini ele alalım. El yıkamak için yapmamız gereken öncelikle musluğu açmak, sonra elimizi suyun altına götürmek, tabii ki de elimizi işte Sabunlamak. kesinlikle sabunlamak, en son elimizi durulamak, tekrar musluğu kapatmak ve havluyla elimizi kurulamak olarak 7-8 parçaya bölünebilir. Buna biz kısacası beceri analizi diyoruz. Analiz diyoruz. Eğer velilerimiz daha farklı beceriler istiyorsa bunu yapmanın en kolay yolu önce kişi bunu kendi yapacak. Ya örneğin televizyon açma. Onu hemen şimdi sizinle beraber velilerimiz için yapalım mı? Televizyon Kesinlikle. açmak için ne yapıyoruz? Önce yerimizden kalkıyoruz. Aynen. Televizyonun yanına gidiyoruz. Kesinlikle. Parmağımızı Aynen. uzatıyoruz. Düğmeye basıyoruz. Evet. Ya da kumanda. Şimdi ben Kesinlikle. birazcık eski yöntem düşündüm. Aynen. Yerimizden kalkmıyoruz. Kesinlikle. Elimize kumandayı alıyoruz. Evet. Basıyoruz açış düğmesine. Mükemmelsiniz. Sonra kanal seçiyoruz. Evet. Televizyon açılıyor. Bu yeterli bir analiz midir? Eğer çocuğumuzun düzeyi çok ağır değilse kesinlikle yeterli bir analizdir bu. Şu an bana 7-8 tane basamak saydınız ve ben her basamağı teker teker çocuğa öğretmekle mükellefim şu anda. Bir de şuna dikkat etmesi gerekiyor velilerimizin. Her bir basamağı öğretirken lütfen sabırlı olun. Belki bir gün, belki 3 gün, belki 5 günde öğrenebilir bu çocuklar. Zaten amacımız sabırlı bir şekilde eğitime devam edebilmek. En fazla yöntemi ya da tekniğimizi değiştiririz. Fakat şunu unutmamamız gerekiyor. Öğrenemeyen hiçbir canlı, hiçbir öğrenci, hiçbir birey yoktur. Öncelikle bunu ilkeyi kendimize hedef etmemiz Süreç gerekiyor. değişebilir. Kesinlikle. Peki, bu bahsettiğinizde zincirlerin her birisi söz gelişi televizyonda o açma aşamasında elimize kumandayı alıp ekrandan görüntüyü alana kadar olan her bir birime bir zincir diyoruz, değil mi Evet, hocam? kesinlikle. Peki bunu ileri zincir olarak ifade Aynen. ettiniz. Sonraki basamakta nasıl devam edelim? Şimdi ileri zincir ve geri zincir demiştik. Bunlar aslında birbirine benzerler. Aradaki fark şudur.
İleri zincirde ilk basamaktan başlarız. İlk basamak öğrenildikten sonra, artıyı aldıktan sonra ikinci basamağa geçilir. İkinci basamak öğrenildikten sonra 1 ve 2 tekrar edilerek 3. basamağa geçilir. Son basamağa kadar bu şekilde devam edilir. Zaten son basamağa geldiğimizde birden fazla tekrar yaptığımız için öğrenci için kalıcı bir öğrenme de gerçekleşecektir. İkinci kısımda geriye zincirleme yöntemiyle öğretim dedik. Bu ileriye zincir yönteminin tam tersidir aslında. Bunlar daha çok günlük yaşam becerilerinde kullanılabilir. Ya da bağımsız yaşam becerilerinde de kullanabiliriz. Örneğin katlama becerileri. Yani çocuğumuza kazak, pantolon vesaire gibi eşyalarını, giysilerini katlamayı öğretirken geriye zincir yöntemini kullanırsak daha çabuk sonuç elde edeceğimizi somutlaştırırsak sevgili hocam. Tabii ki de. Örneğin önümde bir kazak var. Tamam. Kazağı ben katlayarak çocuğa gösteriyorum. Çocuğun önünde katlıyorum. Kollarını katladım, kazağı ikiye katladım, tekrar ikiye katladım. Evet. En son aşamada düzeltmem gerekiyor. Düzeltme aşamasından başlıyorum. Çocuğa öncelikle kazağı düzelttirmem gerekiyor. Çocuk kazağı düzeltmeyi öğrendikten sonra tekrar en baştan başlıyorum. Son basamaktan bir önceki basamağa. Yani 4'ten 2'ye açıyoruz. Kesinlikle onu kapatıp düzeltmesini istiyoruz. Bu beceri de tamamlandıktan sonra bir önceki basamağa, yani 3. ya da 4. neredeysek oraya geliyoruz. Kazağın kollarını kapattım. Çocuktan önce 2'ye sonra 4'e katlayıp sonra düzeltmesini istiyoruz. En son kollara geçtik. Yani sondan geriye doğru geliyoruz. Çocuk her birinde yapılmış halini görerek bu şekilde zihninde etiketleyecektir. Fotoğraflayacaktır onu. Buna göre daha kolay öğrenme süreci gerçekleşecektir. Yani pekiştirmiş oluyoruz bir anlamda. Aynen, hareketleri. Öyle değil kesinlikle, mi hocam? Kesinlikle. Peki üçüncü yöntemimiz nedir? Üçüncü yöntemimiz yanlışsız öğretim yöntemi. Adı üzerinde zaten yanlışsız öğretim yöntemi. Bunda amaç çocuk eğitimdeyken, yani çocuğa eğitim verirken yanlış yapmasını sağlamadan eğitimi sonlandırmak. Bunu iki farklı başlık adı altında toplayabiliriz. Birincisi eş zamanlı ipucuyla öğretim. Çocuğa ilk önce öğretmek istediğimiz hedefe dair yönergemizi veririz. Hemen ardından ipucuyu veririz. Yani nasıl? Örneğin sarı rengini çalışan velilerimiz ya da uygulayıcımız her kimse. Sarıyı anlatmaktan mı bahsediyoruz? Sarıyı tanıtmaktan mı? Sarıyı tanıtmaktan bahsediyoruz. Tamam. Sarıyı tanıtırken kullanabileceğimiz yöntemi şu an açıklıyorum. Örneğin çocuğun önüne iki farklı nesne verdik ve iki farklı renkte nesne olmasına dikkat ediyoruz öncelikle. Sarıyı göstermesini istedik. Yönergemizi veriyoruz. Sarıyı göster, kendimiz gösteriyoruz. Sarıyı göster, kendimiz gösteriyoruz. Yani biz ipucunu hemen sarıyı göster yönergesinin ardından vererek çocuk sürekli sarıyı kendimiz gösterdiğimiz için sarıyı ezberliyor artık. Kendimiz gösteriyoruz. Yani yönergeyle beraber ipucunu eş zamanları vererek çocuğun hata yapma riskini sıfıra indirgemiş oluyoruz. Bunun akabinde İkinci başlığımız ise sabit bekleme süreli ipucuyla öğretim. Hani ilkinde sarıyı göster deyip kendimiz gösteriyorduk. Bunda da sarıyı göster diyoruz, bekliyoruz. Üç bakalım saniye. Ne yapacak kesinlikle. Diye mi? Sonraki aşama bekliyoruz, 3 saniye bekliyoruz. Çocuk sarıyı gösterecek mi? 3 saniye bekledik, çocuk sarıyı göstermedi. Kendimiz gösteriyoruz yine sarı. Tekrar sarıyı göster. 3 ya da 4 saniyelik bir bekleme süremiz oluyor. Eğer yanlış yaparsa, yanlış gösterirse hata düzeltmesi yapıp yani sarı değil. Tekrar sarı başa dönüyoruz. Aynen. Tekrar ve yeniden sarıyı oluyoruz. Göster diyoruz. Aynen. Bekliyoruz. Çocuk yeşili gösterdi. Kesinlikle. Tekrar sarıya dönmesini kesinlikle sağlıyoruz. Bunları yaparken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları da aşama aşama ilerlememiz gerekiyor. Yani evet işimiz çok zor. Fakat sabırla, sükunetle ve eğitimle bu işi çözeceğimizden eminim ben. Yani önce eş zamanlı ipucuyu kullanıyorum. Eş zamanlı ipucuyla çocuk bilgiyi aldıktan sonra sabit bekleme süreli ipucuna geçiyorum. Önce kendim gösteriyorum, sonra kendi göstermesi için çocuk için fırsat yaratıyorum aslında. Sonraki öğretim yöntemimize geçmek istiyorum ben hemen. Doğrudan öğretim yöntemi. Doğrudan öğretim yöntemini çoğu kişi aslında yanlış adlandırmakta. Masa başı eğitim olarak ifade edilmekte. Aslında doğrudan eğitimde böyle bir şey yok. Doğrudan eğitim 3 başlık adı altında toplanıyor. Bunlardan birincisi model olmadır. Yani model olmada biz çocuğa kendimiz yaparak gösteriyoruz beceriyi. Hangi beceri çalışıyorsak, işte diş mi fırçalıyoruz ya da
giysimi katlıyoruz ya da elimizi mi yıkıyoruz ya da giysimizi mi giyiyoruz. Bunu çocuğa model olarak izletiriz ve bu formatı biz yaparken çocuğun izlemesini sağlarız. Bu sadece kişisel olarak bizi izlemesi midir hocam, yoksa bir video izlemek de bunun içine girer mi? Yani evet, videoyla öğretim yöntemleri de aslında buna örnektir. Yani çocuk orada izleyerek formatın ne olduğunu, yapılması gereken ne olduğunu anlayacaktır. Model olduk. Hemen arkasından rehberli uygulamalara geçiyoruz. Burada modellikten koptuk. Sadece ana yönergeyi verip çocuktan doğru tepki vermesini bekliyoruz. Sadece arada düzeltmeleri ya da ipuçlarını sunuyoruz. Yani basamak basamak gidiyor. Doğrudan öğretim dediğimiz şey 3 başlık adı altında model olduk. Rehberli uygulamalar gerçekleşti. En son bağımsız uygulamalar. Sadece ana yönergeyi veriyoruz ve çocuktan yapmasını, bağımsız bir şekilde yapmasını istiyoruz. Sözlü olarak mı veriyoruz ana yönergeyi? Kesinlikle. Örneğin pantolonunu giy. Ya da ellerini yıka ya da öğreteceğiniz beceri her neyse, sadece yönerge veriyoruz ve son basamağa kadar yapmasını istiyoruz. Yani tekrar kısaca özetlemek istiyorum. Doğrudan öğretim dediğimiz şey 3 ana başlık altında toplanır. Rehberli uygulamalar. Model olmak en başta galiba. Evet, model olmak, rehberli uygulamalar ve bağımsız uygulamalar olarak 3 başlık adı altında toplanır. Üçünü derleyince doğrudan öğretim yöntemiyle eğitim yapmış oluyoruz. Mesela ben bir anneyim, çocuğuma yelek giymesini öğreteceğim. Tamam. İlk önce onu yanıma çağırıyorum. Bak diyorum ve yeleğimi sol koluma, sonra sağ koluma geçiriyorum. Karşısında birkaç kez bu hareketi yapıyorum. Aynen. Bu bir model olmak. Kesinlikle, çocuk ondan sizi izleyerek. Rehberlik kısmında ne yapmam gerekiyor tam olarak anlayalım. Çocuğa verdik yönergemizi. Yeleği ona mı verdik? Evet, yeleği verdik. Peki. Ve yönergemizi veriyoruz. Yönergeyi nasıl veriyoruz? Yeleğini giy. Bu sözlü olarak son evet, basamak sözlü değil olarak mi? Hayır, son basamak sadece yönergeyi veririz ve bekleriz. Ha, diğerinde bir anlamda kesinlikle. Ona rehberlik etmek için yeleği eline kesinlikle. Veriyoruz. Kesinlikle, burada hata düzeltmesi yapabiliriz ve ipucu verebiliriz. Şimdi sol kolunu tak, şimdi sağ kolunu tak, şimdi üzerini düzelt ya da işte düğmelerini ilikle diye yönerge verip ya da hata düzeltmesi yapabiliyoruz. İşte buna rehberli uygulamalar diyoruz. Aslında çocuk yapıyor ama... Ama biz ona yardımcı bize. Oluyoruz. Kesinlikle. Kolunu geçir, düzelt gibi. Kesinlikle. Orada da öğrendiğinden emin olduktan sonra son aşamada al şu yeleği giy diyoruz. Aynen öyle. Bağımsız uygulamalar adı çok üzerinde güzel. Çocuk bağımsız olarak sadece yönergeyle yeleği doğru bir şekilde giyer. Harika hocam. Bu kadar. Ondan sonraki yöntemler? Sonraki yöntemimiz fırsat öğretimi. Aslında fırsat öğretimi bütün hayatımız boyunca yaptığımız şeyler. Yani öğretim yöntemlerinin çoğu böyle aslında. Sadece akademik olarak tanımlara biraz uzak kaldığımız için neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Fırsat öğretimi dediğimiz şey hayatın her alanında uygulanabilen bir yöntem. Diğer öğretim yöntemlerine göre daha doğaldır. Çocuk hedeflediğimiz beceriyle ilgili bir davranış sergilerinde bunu fırsata çevirip harekete geçeriz. Örneğin dil konuşma becerisinde çocuk su istiyor. Konuşamayan çocuk yani ya da konuşma becerisi yetersiz olan bir öğrencimizi ele alalım. Su istiyor. Gelecektir size. Bir taraflarınızı çekiştirecektir ya da işaretle suyu gösterecektir. Biz orada eğer o suyu çocuğa verirsek çocuk konuşma ihtiyacına hiçbir zaman girmeyecektir. Çünkü zaten ihtiyacını karşılayacağı için su kelimesini çıkarmak durumunda kalmayacaktır. Ne yapacağız? Yani su vermeyeceğiz mi çocuğa? Şunu yapacağız orada. Ne istiyorsun? Tekrar işaretleyecektir ya da çekiştirecektir. Su mu istiyorsun? Su. Yani biz çocuğun susamışlık halini fırsata çeviriyoruz. Su mu istiyorsun? Direkt eğitime başlıyoruz. Su. Haydi söyle. Söyledikten sonra içersin. Bu şekilde eğitimler hayatın bir parçası. Eğer doğal olarak öğrenilirse o eğitim daha aktif olacaktır. Peki çocuk su demeyi reddediyor veya evet. diyemiyor. Burada nasıl bir tavır sergilemeli anne baba? Anne babalarımız biliyorsunuz çocukları karşısında çok naifler. Özellikle bizim öğrencilerimiz birer melek olduğu için hepsi biraz daha imtiyaz gösteriyorlar. Ve dayanamayıp suyu veriyorlar. Bu şekilde yaptıklarında ise çocuklar öğrenmeyi geciktiriyor. Bazen hiç öğrenemiyor ve iş işten geçmiş oluyor ne yazık ki. Bu yüzden daha... Sabırla, biraz daha sabırla, kararlılıkla belki. Kararlılıkla
işi sonlandırana kadar su dedirtmemiz gerekiyor. Ne kadar bir süre buna sizce ayırmak lazım? Şöyle diyeyim, bizde bireysel farklılıklar dediğimiz bir konu vardır. Yani her insanın öğrenme süresi birbirinden farklıdır. Örneğin bir öğrencimiz 3 günde öğrenirken diğer öğrencimiz 5 günde öğrenebiliyor. Diğer öğrencimiz 1 ayda, diğer öğrencimiz 5 yılda öğrenebiliyor. Bu çocuğa göre ve velinin dirayetine göre değişen bir süreç aslında. Su kelimesini söyletmek için çocuğu biraz susatmanız gerekiyor aslında. Yani ihtiyaç, olabildiğince ihtiyaç duymalı. Tabii eziyet edin tabii, demiyorum çocuğa. Tabii. Kesinlikle susuz bırakıp daha zor bir duruma getirmemek gerekiyor ama suyu öğrenmesi için, dilinin gelişmesi için, konuşma becerilerinin gelişmesi için su dedirtene kadar ya da diye ses çıkana kadar buna devam etmemiz gerekiyor. Bir soru sorayım size. Tabii ki hocam. Daha hafif düzeyde özel eğitime ihtiyacı olan bir çocukta bu yöntemi uygulamak için somut bir örnek verebilir miyiz? Çünkü su demek tabii ki evet, daha ağır düzeydeki bir öğrenci için evet, bir sorun olabilir. Ama daha günlük hayata daha çabuk adapte olan bir aynen, öğrenci için bir örnek verecek olursak. Şöyle diyeyim. Örneğin matematik becerilerinde çocuğumuz oynuyor. Bahçede oynayan bir çocuğu ele alalım. Çocuk toprakta oynarken çocuğun yanına gidip topraktan herhangi bir şekilde çıkarıp, yani onu da fırsata çevir. Çocuk zaten oynuyor. Zaten dikkatini toprağa vermiş, oyuna vermiş. Hemen oyunla başlıyoruz. Hemen kare oldu. Neymiş bu? Kare. Karelerden ev yapalım ya da işte şunu yapalım, bunu yapalım deyip eğitim ortamı için, eğitime başlamak için fırsat yaratmamız gerekiyor. Bu kadar basit. Çocuklarımıza eğitimi aşılamak için öncelikle dikkatlerini yöneltebilecekleri, ilgilerini çekebilecekleri alanlardan ya da ihtiyaçlarından ya da sevdikleri işlerden başlamamız gerekiyor. Malum çoğu çocuğumuz orta ve ağır düzeyde zihin engeline ya da otizm spektrum bozukluğuna sahip. Bu çocuklar her zaman istediğimiz gibi eğitime cevap vermiyor. Bunu en aza indirgemek için, daha kaliteli bir eğitim verebilmek için çocukların ihtiyacını ve ilgi alanlarını keşfetmemiz gerekiyor. Çok bu yüzden haklısın. De fırsat eğitimi kullanabileceğimiz en etkili yöntemlerden biridir. Bu yöntemlerin sonuncusu muydu bahsettiğimiz? Yok, iki tane daha yöntemimiz var. Biri etkinlik temelli öğretim yöntemi dediğimiz aslında oyun öğretimi. Yani çoğu bunu oyun öğretimi diyebilir. Yani burada beceriler oyunun içerisine gömülerek çocuğa verilmeye çalışılır. Ama çocuk tabii bunu fark etmez. Ya örneğin kırmızı rengini çalışıyordur ama çocuk kamyonla oynuyordur. Evet, kırmızı bir kamyon, işte büyük bir kamyon, tekerlekleri siyah. Yani renk öğretimi çalışıyorum şu anda. Çok güzel. Aynı zamanda dil çalışıyorum, aynı zamanda dikkat çalışıyorum. Bu becerileri geçmeden zaten bir çocuk normal akranlarına, yaşıtlarına ulaşamaz. Bunları teker teker oyunların içine gömerek çocuğun gelişimine katkıda bulunuyorum. Peki son yöntemimizden de kısaca bahsedelim. Tabii ki de, tabii ki de. Son yöntemimiz ise akran temelli öğretim. Ülkemizde yapılan yanlışlardan biridir bu aslında. Yani bunu yanlış uygulamak. Şimdi akran temelli öğretim dediğimizde kişiler şunu anlıyor. Çocukların arasına çocuğu koyayım da onlardan bir şey öğrensin. Kaynaştırma öğrenciliği gibi bir şey mi bahsettiğiniz? Gibi bir şey. Aslında değil. Değil. Ya kaynaştırma öğrencisi biraz daha farklı. Akran temelli öğretim şudur. Çocuğa atıyorum sıra alma becerisini öğreteceğim ben. Yemekhanede sıra alacak ya da markete gitti ekmek alacak, sıraya geçmesi gerekiyor. Yaşıtlarına yakın olan akranlarını toplarım. Çocukla ilgili örnek ve bilgi veririm. İşte çocuğun durumunu açıklarım. Yapmamız gereken konuyla çalışmamız gereken eğitimle ilgili öğrencileri ya da akranlarını bilgilendiririm. Ondan sonra sıra alma eğitimine başlarım gibi bir şey aslında akran eğitimi. Diğer akranlarından destek alıyoruz yani. Kesinlikle. Yani burada yapılan bilinçsizlik şu. Akranlara hiçbir bilgi verilmeden, hiçbir açıklama yapmadan çocuğumuzu direkt akranların arasına gönderip daha da gerilemesini sağlıyor ne yazık ki. Bilinçsiz olduğumuz yöntemler. Buna çok dikkat etmek aynen, gerekiyor. Kesinlikle. Sevgili hocam, verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Çok yararlı oldu. Ben size teşekkür ediyorum. Böyle konularda gerçekten her zaman öğretmenler olarak yanınızdayız. Velilerimiz ve öğrencilerimiz için her zaman elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız.
Ben size teşekkür ediyorum ve sözü sıra size bırakıyorum. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Feyzullah Bütün hocamıza. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın efendim.